Bugün ele alacağımız konu Kur'an'da geçen Lokman suresi 34. ayette geçen 5 bilinmez var. Yani siz Allah'a inanıyorsunuz, onun peşinden gidiyorsunuz ama kardeşim bilim var ya. Duaya değil bilime güvenin. Dersi burada bıraksak pek çoğu belki şüpheyle gidecek. Ya tam anlarsınız ya hiç anlamazsınız. Böyle teknik bir konu. Mugayyebat-ı Hamse denilen bir konuyu ele alacağız bugün. Kur'an'da geçen, Lokman suresi 34. ayette geçen 5 bilinmez var. 5 tane bilinmeyen şey. Ayetin mealini okuyayım, şöyle bir mana var. Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. Kıyametin saati hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. O yağmuru yağdırmakta, rahimlerdekini bilmektedir. Rahimlerdekinin keyfiyetini biliyor. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Ama Allah her şeyi bilir, her şeyden haberdardır. İşte bu Lokman suresinin 34. ayetinde geçen 5 tane bilinmez şeyi sayınca Allah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu mugayyebat-ı hamse olarak tarif etti bize. Biz de bunu 5 gaybi bilgi olarak biliyoruz. Yani Allah tarafından bilinen ama bizce gayb olan 5 tane hadise var. Neydi bunlar? 1- Ölümümüz. 2- Dünyanın ölümü. Kıyamet. 3- Yarın ne yiyeceğimiz? Rızkımız. 4- Bebeklerin anne karnındaki halleri, akıbetleri, keyfiyetleri. 5- Yağmur. Yağmurun halinde Allah. Bu 5 bilinmez sayınca şimdi bazı ateistler şunu söylüyor. Diyorlar ki ya bilim ilerledi. Artık meteoroloji biliyor. Böyle tweetler atanlar oluyor değil mi? Duaya değil bilime inanın. Ağustos ayında yağmur yağmaz. İşte yağmur duasına gidecekler. Göreceğiz. 15 günlük meteorolojinin raporu var. Yağmur gözükmüyor. Bunlar ne akla hizmet duaya çıktı diye tweet atanlar olmuş. Böyle 1-2 tweet değil ha. Gerçekten onlarca tweet okudum ben bu şekilde, bu mantıkla. Yani insanlar, Allah'a inanmayan, hatta İslam düşmanlığı yapan bazı insanlar veya belki de bir kısmı safi niyetle, iyi niyetle ama inançtan, inanç meselelerinden uzak olduğu için aklına sığıştıramıyor bu meseleleri. Bir de bakıyor ki ya Kur'an 5 tane bilinmez diyor ama bunların ikisini biliyoruz. Ultrasonuna bir bakıyoruz. Çocuğun kız mı erkek mi olduğunu çözüyoruz. Öyle mi? Hani bilinmezdi? Hep ateistler açıklasın diyorsunuz. Hadi Müslümanlar açıklasın. Dersi burada bıraksak pek çoğu belki şüpheyle gidecek bu salondan. İmanlar şüpheye düşecek. Bırakalım burada. Hadi açıklayalım. Bugün izlersiniz. Şimdi arkadaşlar bakın, tefsirin faydası. Ne kadar önemli değil mi böyle bir meselenin izahının yapılması? İzah yapılmazsa ya hakikaten dersin, acaba dersin, ya bu işler alengir falan mı acaba, biz oyuna mı geldik Müslümanız diyerek kandırılıyor muyuz, yoksa o zaman bundan sonra İslam'ın değil bilimin peşinden koşalım deyip seküler bir hayat, İslam'ı kendi hayatından atan bir anlayış, böyle bir şeye sürüklenebilirdik. Vesveseye şüpheye düşüp ateist olabilirdik kısacası. Ama bakın, izahı ne kadar güzel, ne kadar mukni. Ben tabii hepsini okumayacağım. Çünkü 2 sayfalık uzun bir bölüm. Ben kısa bir yerini okuyacağım. Sual kısmında şöyle bir itirazı dillendiriyor. Diyor ki, rasathanelerde yani gözlem evlerinde bir aletle yağmurun vakti nüzulü keşfediliyor. Ne zaman yağacağı keşfediliyor. Onu da Allah'tan başkası da biliyor. Meteoroloji. Yağmuru meteoroloji biliyor mu? Hem röntgen şuayla rahm-ı maderdeki, anne rahmindeki ceninin müzekker, müennes olduğu anlaşılıyor. Yani erkek mi kız mı olduğu anlaşılıyor. Demek mugayyebat-ı hamseye ittila kabildir. Demek ki artık gayb değil. Bilim o kadar genişledi ki. Bilim daha da gelişirse demek ki bizim için gayb diye bir şey kalmayacak. Kendi ölümümüzü de bileceğiz. Makineye basacağız veya kanımızı vereceğiz. Oradan makine bize diyecek ki şu kadar ömrüm var. Haydi bakalım. O kadar teknoloji gelişecek ki belki. Adam şimdi vesvese veriyor ya. Kıyameti de tahmin edeceğiz. Her şeyi de tahmin edeceğiz. Sizin dininize ihtiyacımız yok haline getiriyorlar işi bak. Soru böyle geliyor. Demek ki gayba ittila var. Demek ki Kur'an'da hata var diyor adam haşa. Titriyorum aslında bunları söylerken ama onun ifadeleri bunlar. Kur'an'a haşa böyle yalan isnat ediyor. Demek ki burada hata var diyor. 5 bilinmez değil bunlar. Bilinir. Şimdi hem Kur'an'daki ifadelere dikkat edenler zaten kendi içinde bir cevap buldular. Allah'ın kat'i, mutlak gayb olarak ifade ettikleri var. Bir de kısmi gayb olarak ifade ettiği şeyler var. Mutlak gayb olarak mesela ne dedi? Hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Kıyamet saatindeki, onun hakkındaki bilgi yalnız Allah'ın katındadır. Onu da kimse bilemez kıyametin saatini. Belki yılını bilebilir. Kıyametin yılına girince adam aşağı yukarı bu sene kıyamet kopabilir veya kopacak emarelerini görür der. Ama saati, dakikasını bilemez. Buradaki ifadelere dikkat edelim. Ne kadar spesifik ifadeler. Ama yağmur için ne diyor? O yağmuru yağdırmakta rahimdekini bilmektedir diyor. Burada yağmurda biraz daha geniş bir ifade kullanıyor. Ne zaman yağacağını kimse bilemez demiyor. Rahimdekini bilmektedir diyor ama şöyle bir ifade kullanmıyor değil mi? Burada da geniş bir ifade var. Rahimdekinin kız mı erkek mi olduğunu yalnız Allah bilir demiyor. Değil mi? Bak buradaki ifadelere dikkat edin. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini, ne yiyeceğini bilemez diyor. Burada net bir ifade kullanıyor. Şimdi bu dikkatleri uyandırarak devam edelim. Şimdi mesela güneşle ilgili bundan 5 sene sonra, 10 sene sonra, 150 sene sonra güneş
güneşin ne zaman doğacağını bilebiliyoruz değil mi? Mesela yarın güneşin hangi saat, hangi dakikada Türkiye saatine göre doğacağını bundan 200 sene önce, 300 sene önce hesaplayabiliyorlardı. Bunun ilmi var. Kur'an'ın vakitleri, güneşin vakitleri, ne zaman doğacağı, yıldızların dizaynı yağmurlar gibi tayin etmediğini görüyoruz. Veya Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sistem yağmurlar için farklı işliyor. Neden böyle peki? Hiç bunu düşündünüz mü? Çünkü güneşin doğmasından aldığımız istifadeyle yağmurdan aldığımız istifade arasında bir farktan dolayı Cenab-ı Hak bize rahmet etmiş. Zaten yağmur rahmet demek değil mi? O rahmetten dolayı insan her vakit yağmurun yağmasına bir ihtiyaç hissetsin ve bu ihtiyaçtan dolayı Allah'a yönelsin diye. Yağmurun yağması ne demek? Rızkın yerden bitmesi demek. Çiftçinin yüzünün gülmesi demek. İnsanın tarım besinini, gıdasını temin etmesi demek. Yağmur olması nasıl olacak? Allah hiç şaşmayan bir sistem kurmuş. Doğru. Her saniye 16 milyon ton su yağar, 16 milyon ton su buharlaşır. Bu denge dünyada kurulu bir düzen. Ama Allah bu yağmuru direkt denizlere dökebilir. Karaya bir damlasını düşürtmeyebilir. Şimdi bu yağmur, bu denge var ama nereye, ne zaman, nasıl düşeceği Allah'ın ilminde. Peki biz meteoroloji olarak hesaplar yapıyoruz. Bunun esprisine bu nasıl oluyor? Veya bebeklerin keyfiyetini yani röntgen şuayla, ultrasonla gözlemleyebiliyoruz. Ki farklı teknoloji. Ultrason, ultra sesler ve o seslerin geri dönüşleriyle bir harita çiziyor değil mi? Oradan anlayabiliyoruz. Şimdi yağmur bize rızık vesilesi olduğu için ve ne zaman düşeceği, ne zaman akacağı, ne zaman yağacağı bizce meçhul olduğu için Allah'a yönelmeye kat'i bir vesile oluyor. Ama güneş bir doğmasa perişanız zaten. Direkt hayat biter. Yağmurun böyle bir rol alması bizi sürekli neye sevk ediyor? Allah'ım yağmuru gönder diye acizliğe sevk ediyor. Kulluğa sevk ediyor. Gene bizim iyiliğimiz için Allah yağmurun vaktini gizlemiş. Yoksa vaktini önceden bilir hesaplardık. Peki meteorolojinin yaptığı nedir? Meteorolojinin yaptığı tahmindir değil mi? Peki tahminle ilim aynı şey mi? Güneşin ne zaman doğacağını biliyoruz. Bu sabittir, bu ilimdir. Tahmin olan şey doğru çıkabilir de çıkmayabilir de. Meteorolojinin tutturamadığına ben çok şahit oluyorum. Yağmur gösteriyor, yağmur yağmıyor. Yağmur yok diyor, yağmur yağıyor. Çok şahit oluyoruz. Tutturduğu da oluyor. Peki tutturması gene de gaybı bilmesi olmuyor mu? Şimdi tahmin ilim değil dedik ya. Eğer ilim olsaydı bizim evimizdeki takvimlerde işte 5 sene önce veya bundan 5 sene sonra hangi gün yağmurun yağacağını oraya yazabilirdi. Saati veya dakikasını. Bunu yazamıyor. Spesifik olarak hangi eyleme, hangi enleme, hangi boylama yağmur damlasının düşeceğini hesaplayabiliyor muyuz? Hayır. Gene yağmurun gaybda kaldığını gözler önünde görüyoruz. Yani biz meteoroloji olarak doğru tahminde bulunsak bile tam olarak hangi dakikada yağacak, tam olarak hangi metrekareye yağacak, nereye yağacak, ne miktar yağacak onu bilmiyoruz. Peki tahminleri yapmamız, bir de bunu soralım. Tahminleri yapmamız acaba bir şeyleri bilmek midir? Şimdi burada diyor ki bu noktayı nazardan yağmurun vakti nüzulünü mugayyebat-ı hamze 5 bilinmeyene dahil ediyor Kur'an. Neden? Rasathanelerdeki aletle bir yağmurun mukaddematını, başlangıcını hissedip vaktini tayin etmek gaybı bilmek değildir. Gaybı bilmiş olmuyoruz. Neden? Belki gaybden çıkıp alemi şehadete takarrubu vaktinde bazı mukaddematına ıtla suretinde bilmektir. Ne demek? Şu demek. Şimdi Allah onu zaten gaybden çıkarmış. Allah zaten onu şehadet alemi dediğimiz görülen aleme çıkarmış. Bunun ilmi olarak göstergesi bir haftaymış. Şimdi yağmur yağmadan önce havada bir yoğunlaşma oluyor. Onlar da bunu ölçüyorlar. Çeşitli aletleri var. Havada bir yağmur havası oluşuyor. Bu yağmur havası oluşunca sadece bugünün meteorolojisi değil, bundan 300 sene önce yaşayan, hatta bir Şaban'ın filmi var değil mi bununla ilgili? Yarım saate kalmaz yağmur yağacak. Yağmur mu yağacak dedin? Hem de sağanak halinde. Bu havada mı? Evet. Bu havada. Adamın varsa romatizması, romatizmaları ağrıyınca yağmurun geleceğini anlıyor. Çünkü niye? Romatizma rutubette ağrır. Yağmurda da öyle bir havada yoğunlaşma oluyor ki bir rutubet oluşuyor. Sen onu hissedemiyorsun ama değil mi? Bazıları hissediyor. Hatta eskiler, bazı insanlar var. Gerçekten çok uzun vadeli böyle şeyler yapabiliyorlar. Bugün yağmur yağmaz diyor adam mesela. O emareleri okumayı öğrenmiş artık. O köyde yaşaya yaşaya Allah'ın yarattığı kainatta yağmura hazırlık sürecini görüyor. Yani Allah onu yaratmış oluyor. O sahneye çıkmış oluyor artık. Dedim ya 7 gün boyunca o emareler birleşiyor sonra yağmur yağıyor o bölgeye. Ama gene de kimse kaç santimetre küp yağacağını hesap edemiyor. Bilemiyor. Bunu bilmek mümkün değil. İşte çok enteresan bir aslında mevzu var burada yani. Allah'ın gayb aleminden çıkarmasıyla biz biliyoruz. Gaybı bilmedik. Sahneye çıkanı bildik biz aslında. Burada böyle bir mesele var. Bir de hissi kablel vuku var zaten. Şimdi bazen oluyor. Yani bir adam şu kapıdan geçmeden evvel adamı düşünmeye başlıyorsun. Ya birisi hakkında bir düşünceye giriyorsun. Bir bakıyorsun telefon çalıyor, o arıyor. Bunun adı ne? Hissi kablel vuku. Hissi kablel vuku niye olur? Çünkü biz
bizler bedenden ibaret değiliz ki. Bizim ruhumuz var. Peki ruhumuz neyle irtibat halinde? Özellikle gece uyurken alemi misal dediğimiz bir misal alemine giriyor. Orada kaderin yansımalarıyla irtibata geçiyor ruhumuz. O yüzden yemin ediyorum vallahi aynısını yaşamıştım diyor adam. Dejavünün Türkçesi biliyorsunuz. Dejavünün Türkçe kelime karşılığı bu. Yemin vallahi aynısını yaşadım. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Deja vu. Abi ben bu olayı vallahi yaşadım ya. Abi vallahi ben bunun aynısını gördüm ya. Tam aynısı ya. Aa dayı yasur. Yemin ediyorum ya. Eşittir dejavu. Şimdi bu aslında hissi kablel vuku. Bizim 1400 yıldır terminolojimizde olan bir şey. Kalben bunu hissetmek. Veya bir kişiyi bu şekilde hissedebilir. Bir adam yağmuru da böyle hissi kablel vukuyla hissedebilir. Tıpkı romatizma gibi. Bu adam gaybı mı bildi? Hayır. Allah'ın ona bildirmesiyle bazı emarelerle işte ruhun irtibatıyla bir şeyleri bilmiş oluyor. Bu da gaybı tam olarak bilmek değil. Gaybın artık biraz şahadete dökülmesi, sahneye çıkması demek yani. O yüzden ondan sonrasını biliyor. Diğer meseleye gelecek olursak. Röntgen şuayla anne karnındaki rahmu maderdeki çocuğun erkek ve dişisini bilmek ile bu ayetin meali gaybisine zıtlık, münafi, ters bir şey olamaz. Neden olamaz? Zaten ayetin meal manası da kız mı erkek mi olacağını bilmek demek değil ama ya işte enaniyet çok kötü bir şey. Ego çok kötü bir şey. Hemen ne yapıyor adam? Diyor ki biz artık ultrasonla kız mı erkek mi görüyoruz. Bir çıkıntı varsa hemen anlıyoruz. Erkek diyoruz. Bu arada antiparantez bilgi vereyim. O süreci yaşayanlar çok bilir. İşte kız olacak diyor. Çocuk doğuyor bir bakıyorsun erkek. Erkek olacak diyor. Çocuk doğuyor bir bakıyorsun kız. Şimdi kardeşim bugün burada değil. Doktor ona kız olacak demişti. Biz de böyle beklerken böyle aa falan yani bir anda evet bazıları şey yapmıyor yani. Benim çevremde 5-6 arkadaşıma doktor dedi ki çocuğunuz engelli olacak dedi. 5-6 arkadaşımın böyle çocuğu Down sendromlu. Senin de mi öyle tanıdın var? Ben 4 kardeşim. 4'üne de engelli olacak diye söylendi. Hiçbirinde hiçbir şey yok. Eminsin değil mi? Şaka yapıyorum. Demek ki o ultrasonla kızmadın değil mi? Şaka yaptım. Güzel. Onu öp benim yarım. Ya öpme. Şimdi pandemi var. Doktorların demek ki ultrasonda görmesi de tam manasıyla isabetli olmuyor. Demek ki tam gaybı bilmek olmuyor. Dediğim gibi Allah'ın şehadet alemine çıkarmasıyla onlar bazı emareleri ondan sonra görmeye başlıyorlar. Ama o çocuğun tam halini, huyunu, ahlakını bilmek, o çocuğun keyfiyetini bilmek demektir. Ayette geçen manaya bakacak olursak. Ayet yalnız zükuret ve unuset keyfiyetiyle değil. Yani kız mı erkek mi meselesiyle değil. Osmanlıca'daki ifade, teknik ifade. Belki o çocuğun acip istidadı hususisi. Yani işte Erkan doğduğu zaman acaba ne kadar kabiliyetli birisi olacak? Bugün bu kadar yüksek kabiliyetli olduğunu ailesi biliyor olabilir miydi? Üst düzey yetenekleri var Erkan'ın. İnşallah tanışırsınız, tanıdığınızda görürsünüz. Doğru mu Erkan? Aa hiç tevazu yok yani. Rahat olun diyorsun. Herkes ayağına denk alsın. Şimdi Allah bizim istidatlarımızı, huyumuzu, ahlakımızı, her şeyimizi biliyor mu? Biliyor. Sen doğmadan önce senin bu kadar güzel ahlaklı birisi olacağını kim bilebilir? Nasıl konuşacağını, ses tonunun nasıl olacağını, yani ne kadar yakışıklı olacağını ancak değil mi? Allah bilebiliyor. Ama doktorlar ya sadece bir kız mı erkek mi o da şaibeli. Tam bir bilgi değil. Mesele o değil diyor üstad. Onun hususi istidatları var, ona özel. Dünyada kaç insan var şu an? 7 küsur milyar. 8'e yaklaşmış. İşte ne kadar insan varsa herkes kendine özel biliyor musun? Senden bir tane daha yok. Allah'a şükür. Bir tane daha yok. Biriciksin. Allah seni sana özel yaratmış ya. Bu insan ne kadar onurlandırıyor değil mi? Rabbim beni bana özel yaratmış. Gözümü, kaşımı, parmak izimi, her şeyin bana özel vermiş ya. Ya insan böyle düşünce bile Allah'a karşı bir şey hissediyor ya. Muhabbet hissediyor. Hususi istidadı kabiliyeti ve istikbalde kesbedeceği vaziyetine medar olan mukadderat-ı hayatiyesinin başlangıcı, işte hayat defteri, amel defterinde neler olacak, yani nasıl bir kaderi olacak bunu kimse bilemez. Simasındaki gayet acip olan sikki-i samediyanit, yani Allah ona özel bir mühür vuruyor mesela. İlhan'ın yüzünün böyle olacağını kim bilebilir? Bir de çocuklar genelde değil mi? İlk doğduklarında daha yüzü şişkin oluyor. Anne karnında da öyle. O şişlikler inince sima ortaya çıkıyor. Anne karnındaki halinin şimdi 3 boyutlu şeyini çıkarıyorlar. Sana veriyorlar. Benim iki kızımın da mesela çıkarıp vermişlerdi böyle bir kağıda. Ya o kağıtla benim kızımın hiç alakası yok yani. Demek ki anne karnında sen gerçek tipini, simasını bilmiş olamazsın. Mümkün değil. Yani 100.000 röntgen misal fikri beşeri, insanların fikri birleşse yine o çocuğun umum insanların fertlerine karşı alameti farikası, kendine has ayırt edici bir alameti bulunan yalnız hakiki sima veçiyesini bilemez. Değil mi? Senin şu yüzünün kendine has şu şeklini, şemalini, hiçbir insana benzemeyen şeklini, şemalini hiç kimse tahmin edemez. Her insanın dünyada en az 5 tane benzeri varmış ve
%9 şansla o kişiyle karşılaşma ihtimali varmış. Normal bir ömür yaşarsın. Şimdi iki tane çok benzer insanı yan yana koy. İkisi de birbirinden aşırı farklı ya. Bana o kadar kişi yazıyor ki Osman abi aynı benim kuzenimsin. Kuzeninin bir resmini atıyor. Ya affedersin tövbe estağfurullah. Dabbe gibi adam yani orada. Bakıyorum diyorum nasıl benzetti bunu bana. Herkes birini birine benzetiyor. Ben de hep birilerinin kuzenine benziyorum. Ne hikmetse. Ama yan yana geldiğinde bakıyorsun herkesin kendine has bir mührü var kardeşim. Bir tane daha yok. Senin sana özel yapmış, sana özel dizayn etmiş. İşte bunu hiç kimse bilemez. Yalnızca Allah bilebilir. Bu da bize Allah'ın sonsuz ilminin bir işaretini veriyor. Gaybı yalnızca Allah'ın bildiğini gösteriyor. Zaten diğer hususlar yarın ne yiyeceğin, ne zaman öleceğin ve kıyametin, dünyanın kıyameti. Bunların hepsi bize bir şeyleri düşündürmeli. Bilmediklerimiz bize bilmemiz gereken zata bir teşvik, bir tanıttırıcı olmalı. Yoksa biz kendini bilmezlerden oluruz. Allah razı olsun. El Fatiha.